Arkadaşlar hepinize selamlar. Aranızda beni tanıyanlar var biliyorum. Ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa eğer adım Nur. Sevgili arkadaşlarım, bugün size Google haritalarda karartılan bazı yerlerden bahsediyorum. Bu yerler gerçekten insana bizden neyi gizlemeye çalışıyorlar dedirtiyor. Google haritalarda bu tip karartmalar görmek bence oldukça gizemli. Ayrıca bir o kadar da rahatsız edici. Tabii ki bu yerler hakkında birbirinden ürkütücü komplo teorileri var. Ancak bu videoda askeri üsler gibi bazı yerlerden bahsetmeyeceğim. Çünkü onların neden karartıldığı bence anlaşılabilir bir durum arkadaşlar. O yüzden bugün daha çok neden karartıldığını tam olarak anlayamadığımız yerlerden bahsedeceğim. O halde ışıkları kapattıysanız, kendinize güvenli bir yer bulduysanız ve yeterince cesursanız videomuz başlıyor. Sevgili arkadaşlarım, Google haritalarda karartılan bahsedeceğimiz ilk yer Sandy Adası. Burası Kaptan Cook tarafından 1700'lü yılların sonlarında Avustralya etrafındaki keşifleri sırasında keşfedildi. Gördüğünüz gibi aslında bu ada çok eski ve çok uzun yıllar önce keşfedilmiş. Ve son 200 yıldır haritalarda görünen bir adaymış. Yani insanlar rahatlıkla haritalarda bu adayı görebiliyorlarmış arkadaşlar. Ancak Google haritalara baktığımızda nedense bir süre sonra gizemli bir şekilde silinmiş. Kimse bu durumun gerçekten neden dolayı olduğunu anlamıyor ve hiçbir zaman da açıklanmadı. Bazı insanlar deniz suyu seviyesi çok fazla yükseldiği için adanın suların altına gömüldüğünü ve artık görünmediğini düşünüyor. Bazı insanlarsa bu adanın belki de gizemli işler için kullanıldığını düşünüyor. Arkadaşlar, sebep ne olursa olsun artık bu adayı haritalarda göremiyoruz. Ve bence bu durum insanlar için çok rahatsız edici. Çünkü Kasım 2012 yılına kadar Google haritalarda gösteriliyordu. O günden bugüne ne oldu ya da o adada neler oldu da artık haritalarda gösterilmiyor. Sıradaki karartılan yer ise Himalaya dağlarında Kantega olarak isimlendirilen bir bölgede bulunuyor sevgili arkadaşlarım. Haritalarda dağın bir kısmı tamamen karartılmış durumda. Ve neden karartıldığına dair birçok komplo teorisi var. Gerçekten ürkütücü olan şey ise bu bölgede daha önce defalarca kere UFO gözlemi yapılmış olması. İnsanlar buranın karartılmasıyla ilgili, belki de bu uzaylılarla ilgili gizli bir hükümet projesidir ve burada uzaylılarla iletişim kurmaya çalışıyorlardır diye düşünüyor. Arkadaşlar, bu kulağa biraz mantıksız bir teori gibi gelebilir. Ancak ben uzaylılara inanıyorum. Yine de onlarla oldukça yüksek bir dağda buluşmayı tercih etmezdim diye düşünüyorum. Arkadaşlar, sonuçta ne olursa olsun yaklaşık olarak bu dağ 8850 metre yüksekliğinde. Burayı gözlerinizle görmek isterseniz bu oldukça ama oldukça uzun bir yürüyüş olacak. Bence bunu asla denemeyin. Sevgili arkadaşlarım, bir diğer karartılan yere geçmeden önce eğer bu tip içeriklerin devamı gelsin istiyorsanız yorumlara bir hayalet emojisi. Ancak hayır Nur, farklı şeyler yapalım diyorsanız da yorumlara bir korkmuş surat emojisi bırakın. Ve eğer tercihiniz buysa lütfen araştırmamı istediğiniz içerikleri yorumlarda benimle paylaşın. Amsterdam'daki Kraliyet Sarayı da Google haritalarda karartılmış durumda arkadaşlar. Eğer haritalara bakarsanız sarayın etrafındaki her şey resmen kristal berraklığında görünüyor. Ama sarayın kendisi ise bulanıklaştırılmış durumda. Ve bunun nedeni muhtemelen devletin güvenlikle ilgili endişeleri. Halkın saraya giriş yollarını ve benzer şeyleri görmelerini istemiyorlar. Bazı insanlarsa kraliyet ailesinin aslında insanlardan bir şey sakladığını düşünüyor. Hangi gerekçeyle olursa olsun insanlar bu bulanıklığı çok garip buluyorlar arkadaşlar. Çünkü eğer bu gerçekten bir güvenlik meselesi ise neden dünya genelindeki tüm saraylar bulanıklaştırılmıyor? Mesela Buckingham Sarayı neden bulanık değil? Bildiğim kadarıyla bu Google haritalarda bulanıklaştırılmış tek saray. Peki acaba bunun gerçek sebebi ne? Sizin konuyla ilgili bir teoriniz varsa hemen yorumlara yazın. Google haritalarda karartılan sıradaki yerimiz ise Şili'de bulunan Tentaco Ulusal Parkı. Arkadaşlar, burası Google haritalarda çok uzaktan görünebilen bir doğa koruma alanıdır. Ancak haritayı zoomladıkça, yani yakınlaştırdıkça burası bulanıklaşmaya başlar. Aslında bu park pek çok nesli tükenmekte olan hayvana ev sahipliği yapıyor. Ancak insanlar buranın karartılmasından dolayı çeşitli teoriler üretiyorlar. Ve aslında bu parkta hiç var olmaması gereken hayvanların olduğundan ya da tuhaf ve ürkütücü bir takım melez hayvanlar üretildiğinden bahsediyorlar. Ancak garip olan şu ki aslında bu park halka açık. Burada yürüyüş yolları var ve sürekli insanlar girip çıkıyor. Peki o zaman Google haritalarda neden karartılmış? Bu durum aslında birçok insanı şaşırtıyor. Bu yüzden bazıları da bu parkta sadece kuş bakışı perspektiften görünebilen
bir şeyin ya da bir şeylerin saklandığını, ormanda yürüyüş yapanlarınsa bunu göremediğini söylüyorlar. Eğer öyleyse bu gerçekten ürkütücü arkadaşlar. Her ne kadar doğayı çok sevsem de içinde tek başıma bulunmayı her zaman biraz ürkütücü bulurum. Özellikle de orman gibi yerlerdeki kayıp insan vakalarını ve diğer şeyleri duyduktan sonra. Sevgili arkadaşlarım, sıradaki karartılan yerimiz ise Kanada'da bulunan Baker Gölü'dür. Haritalarda bu toprak parçasını kapatan devasa siyah bir şerit var. Bir komplo teorisine ve popüler halk inancına göre hükümetin dünyaya göstermek istemediği uzaylıların varlığına ya da etkinliğine dair bir takım sinyalleri kapatıyor. Bence oldukça garip bir teori arkadaşlar. Ama yine de neden siyah bir şerit olduğu kafalarda soru işareti bırakıyor. Sevgili arkadaşlarım, Google haritalarda karartılan bir sonraki yeri ise ben gerçekten komik buluyorum. Bilmiyorum biliyor musunuz ama dünya çapındaki tüm KFC tabelalarında bulunan Kaptan Sanderson yüzüğü Google haritalarda bulanıktır. Bu durum Google haritaları, haritalarda görünen insanların yüzlerini güvenlik ve gizlilik nedeniyle otomatik olarak bulanıklaştırmasından kaynaklanıyor. Ve sistem yanlışlıkla tüm KFC tabelalarının gerçek insan yüzleri olduğunu düşünüyor. Oysa ki bu sadece bir logo. Ama her ne kadar bu sadece bir logo olsa bile haritalarda bulanıklaştırılmış durumda. Arkadaşlar, haritalarda karartılan bir diğer yer ise New York'ta bulunan bir hapishane. Ve karartılmasının gerçekten mantıklı bir nedeni var. Hapishanenin müdürü buradan kaçmak isteyen mahkumların hapishanenin haritasını görmelerini engellemek için Google'a böyle bir sansür talebinde bulundu. Çünkü hapishaneden çok fazla sayıda kaçmayı başaran mahkum oluyormuş arkadaşlar. Ve her şeyin bu kadar açık olması tahmin edebileceğiniz gibi hapishane için kötü bir durum. Google haritalarda hapishaneyi bulanıklaştırdıktan sonraysa herhangi bir kaçma olayı yaşanmamış. Vay be, bu harika. Google haritalarda karartılan bir diğer yer ise gerçekten gizem dolu. Ve kimse buranın neden karartıldığına dair hiçbir şey bilmiyor. Arkadaşlar, Prinsport yolunda bulunan bu ev tamamen bulanık. Ve bu evde yaşayanlar bile neden böyle bir şey olduğunu anlayamıyorlar. Hatta bu evde yaşayan insanlardan biri şu sözleri söyledi. 2000'li yıllardan beri bu evde yaşıyorum ama neden haritalarda görünmediğine dair hiçbir fikrim yok. Bu konuda bilgi sahibi olmak gerçekten güzel olurdu. Bu durum gerçekten de çok tuhaf değil mi? Google haritalarda evinizin bulunduğu mahallede sadece sizin evinizin bulanık olduğunu hayal edin. Sanırım bu oldukça ilginç olurdu. Yine de bu hiçbir zaman açıklanamamış bir durum. Ne diyelim, gerçekten garip. Sevgili arkadaşlarım, hemen yorumlara gidin ve en ürkütücü bulduğunuz yeri benimle paylaşın. Ayrıca eğer hala nefes alabiliyorsanız videoyu beğenmeyi ve yeterince cesursanız kanala abone olmayı unutmayın. O halde bir sonraki videoda görüşünceye dek korkuyla kalın.